Belirli integral 11 pi bölü 2'den 6 pi'ye kadar 9 çarpı sinüs x dx'i hesaplayacağız. İlk olarak 9 çarpı sinüs x'in ters türevini almaya çalışalım. Integralin özelliklerini kullanarak bu ifadeyi birazcık sadeleştirelim. Bu ifade aslında şuna eşit. 9 çarpı integral, 11 pi bölü 2'den 6 pi'ye kadar sinüs x dx. Evet, bunu böyle yazabiliriz. Peki, sinüs x'in ters türevi nedir? Türevden bildiğimiz üzere, kosinüs x'in x'e göre türevi eşittir eksi sinüs x'tir buradaki sinüsü eksi yapabilmek için hem buraya eksi işareti koyuyorum hem de 9'un başına bir eksi işareti koyuyorum sadece sinüsün başına eksi işareti koyamam zira ifade değişmiş olur değil mi bu sayede değerin değişmemesini sağlamış oldum Peki, eksi 9 çarpı eksi sinüs x'in değeri 9 çarpı sinüs x'in değerine eşittir. İçeriği böyle ayarlama sebebim artık iç kısım kosinüs x'in türevine karşılık gelsin. Değil mi? Derdimiz bu. Yani şunu diyebiliriz. Eksi 9 dışarıda çarpı eksi sinüs x'in ters türevi yani kosinüs x. Tabii ki bu ifadeyi alt ve üst sınırlar için hesaplayacağız. 6 pi için bu ifadeyi hesaplayacağım. Farklı bir renk kullansam daha iyi olacak. Bir de 11 pi bölü 2 için ifadenin değerini hesaplayacağız. Eşittir. Eksi 9 çarpı kosinüs 6 pi eksi kosinüs 11 pi bölü 2. Peki, kosinüs 6 pi'nin değeri nedir? Kosinüsün içinde 2 pi'nin tam katı olan bir değer var ise, değeri 1'e eşit olur. 6 pi'yi birim çemberin etrafında 3 kere döndürmek gibi düşünebilirsiniz. Evet, aslında kosinüs 6 pi demek, kosinüs 2 pi ya da kosinüs 0 demekle aynı şey. Yani değeri 1 olacak. Eğer bunlar size yabancı geldiyse, kosinüsün birim çember tanımına bakmanızı tavsiye ederim. Peki, kosinüs 11 pi bölü 2'nin değeri nedir? 2 pi'nin katlarını çıkarırsak bu değer bizim için daha anlamlı bir hale gelecek. Kosinüs 11 pi bölü 2'yi evet buraya yazıyorum. Aslında 11 pi bölü 2 5 tam 1 bölü 2 pi'ye eşittir değil mi? Öyleyse bundan 4 pi'yi çıkaralım. 8 pi bölü 2 olarak yazıyorum bunu. Tekrar edecek olursam aslında 2 pi'nin tam katı bir değeri çıkarıyorum sadece. Bu kosinüsün değerini değiştirmeyecek tabii. Bu da eşittir. Kosinüs 3 pi bölü 2 olacak. Eğer birim çemberi hayal edecek olursak, şuraya çizi vereyim. Evet, bir birim çember çiziyorum. Bu şekilde bir birim çember çizelim. Eğer burası 0 ise burası pi bölü 2. Burası pi, burası 3 pi bölü 2 olacak. Yani 3 pi bölü 2 birim çemberdeki bu noktayı belirtiyor. Kosinüs x koordinatı olduğu için bunun değeri de 0 olacak. Yani burası 0. 1 eksi 0. Köşeli parantez içindeki ifadenin değeri 1'e eşit oldu. İşte bütün bu ifade eşittir 1 dedik. Sonuç olarak eksi 9 çarpı 1 olduğu için cevap eksi 9 olacak. Bu belirli integralin değeri eksi 9'muş.